Bu dersimizde sülasi mücerred fiiller konusunu ele alacağız. Arapçada fiiller ya sülasidir, temel harfleri, asıl kök harfleri itibariyle veya rubaidir. Yani üçlü veya dörtlüdür. Bütün fiiller için bu geçerli. İkili bir fiil yoktur, yedili bir fiil de yoktur. Ve fiiller genelde sülasidir Yani üçlü. Mesela ketebe diyoruz. Yazdı. K, T, B. Tabi Türkçe telaffuz ettiğimizde altı tane görülüyor da fakat Arapça'da e, bu sesli harfler e, gösterilmediğinden tek başına K harfi, işte T harfi, B harfi bunu üç harf olarak anlamamız gerekir. Öte yandan bu e, Diyelim ki e, Nasar'a başka bir fiil e, yardım etti anlamında. E, mesela hasüne güzel oldu demek. Hasüne güzel oldu. Ahsene güzel kıldı. E, i̇şte burada bir harf ilave ettik. Ahsene e, güzel kıldı. Veya hassene. Hassene yuhasinu tahsin. Güzelleştirdi anlamında. Ama buna bir de başına ist getirirsek istahsenem. Onu istihsan etti, beğendi, onu güzel buldu, güzel bulmak istedi. Bu gibi anlamlara geliyor. Ve biz kelimelerin köküne, sülasisine inebilirsek manayı anlamamız daha kolay olur. Mesela ee, cehd. Cehd ve gayret etmek. Türkçe'de kullanılır. Cehd bir gayretin içinde olmak. Buna bir elif ilave ediliyor. Cahede. Ve bunun çekimi. Cahede yücahidu mücahededen ve ciheden. Mücahede, cihat. E, Türkçe'de bunların mastarları kullanılır. Mücahede kitaplarımızda vardır. Cihat e, günlük kelimelerden birisidir. Doğrudan Kur'an merkezli. E, Arapçadan bize geçmiş olan kelimelerdendir. Peki cihatla cehd arasında ne ne fark var veya ne gibi bir e, mana ilişkisi var? Cihatta da bir cehd göstermek vardır, gayret göstermek ve bunun Allah yol yolunda yönlendirilmiş şekli el cihadu fi sebilillah'tır. Allah yolunda cihad etmek, yani Allah yolunda her türlü gayreti göstermek. Öte yandan mesela harace çıktı demek, ahrece çıkardı demek. Harace üç harfli, ahrece dört harfli. Çıktı, çıkardı. Nezele indi, enzele indirdi. Ama istenzele istifal alta, altı e, harfi olan bir kalıba sokacak olursak istenzele indirmek istedim. Bu anlama geliyor. Oradaki e, baştaki ist istemek. Mesela gafara bağışladı. İstağfara bağışlanma diledim, Mağfiret diledi. E, i̇stiğfar buradan geliyor. İstağfirur rabbekum. Rabbinize istiğfar edin. İnnehu kana gaffara. O gerçekten gaffardır. Günahları bağışlayandır. <laughs> i̇şte e, Arapçada gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse daha diğer kitaplarda, Arapça kitaplarda görebileceğimiz fiiller kahir ekseriyet itibariyle sülasidir. Yani üç temel harfe sahiptirler. Bunları iyi anladığımızda Arapçanın önemli bir kısmını anlamış oluruz. Buna sarf bilgisi deniliyor. Ve bir de bunların çekimi var. Mesela diyelim ki haraca çıktı demek haraca haraca haracu. Yani o çıktı, o ikisi çıktı, onlar çıktılar. Mühendis için kullanıldığında haracet haraceta haracine. Aynı üstteki anlamı ifade ediyor. O kadın çıktı, o iki kadın çıktı, o kadınlar çıktılar. Haracte sen çıktın. Haracdüme ikiniz çıktınız. Haracdüm siz çıktınız. E bayanlarla ilgili işte sen, siz ikiniz siz derken şöyle ifade ediliyor. Haraçti, Haraçtüme Haraçtünne Ve ben çıktım, biz çıktık. Bunu demek için de Haraçtü ben çıktım, haracına, biz çıktık. Ama bunu e, Ahrece'ye e, yani bir e, böyle onu e, mütati yapacak şekle getirdiğimizde bir harf ilave ettiğimizde Ahrece Ahrece de aynen kharecenin çekimi gibi. Yani kharece yerine ahrece diyoruz. Ahrece, ahrece, ahrecu, Ahreced, ahrecete, ahrecne, ahreçte, ahreçtüme, ahreçtüm, ahreçti, ahreçtüme, ahreçtünne, ahreçtü, ahreçne. Buralarda dikkat edilecek durum şu. İşte khareçtü e, ben çıktım, ahreçtü ben çıkardım. Ahreçte sen çıkardın ahracına biz çıkardık gibi bunları rahatlıkla ayırt edebilmeliyiz. Mesela ketebeye bunu uyguladığımızda ketebe yazdı demektir. Ee, yazdı. E, ketebna biz yazdık. Ketepte sen yazdın. Ketebu onlar yazdılar. Eğer bayanların yazdığını ifade edecek olursak ketebne onlar yazdılar. Keteptüm siz yazdınız, bayanlarla ilgili söyleyecek olursak keteptünle yine siz yazdınız anlamına geliyor. Ve böylece e, herhangi bir fiilin çekimini öğrendiğimizde, mazi fiil olarak bunun çekimini öğrendiğimizde Kur'an'ın tamamında bu karşımıza e, çıkacaktır. Mesela dahale girdi demek ve Dahalamah sicine Feteyen Onunla beraber Hazreti Yusuf kastediliyor Zindana feteyen iki delikanlı girdi yani Dahale burada girdi anlamında ve bu kelimeler büyük ölçüde Türkçeye de geçmiştir En azından çağrışım yapabilecek şekilde bir alakası vardır. Bu alakayı kurabilirsek bunlara mana vermemiz çok da zor olmayacaktır. Bunu ifade ettikten sonra sülasi fiiller kaç farklı şekilde karşımıza çıkar? Ona dikkat çekeceğim. Altı farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bu neye göre? Ee, mesela ketebe yektubu şeklinde karşımıza çıkabilir. Darabe yadribu şeklinde karşımıza çıkabilir. Fetaha yeftahu şeklinde karşımıza çıkabilir alime yalemu şeklinde çıkabilir. Kebura yekburu şeklinde çıkabilir. Verise yerisu şeklinde çıkabilir. Bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'de de örneklerini bulabileceğimiz e, altı farklı e, sığadır. Ve mesela ketebe yerine nasara. Ketebe yektubu, nasara yansuru. Aynı. Yani burada dikkat edeceğimiz durum Mesela ketebe faale vezninde geliyor. Darabe o da aynı şekilde. Fetaha aynı şekilde. Ama alimeye geldiğimizde faile vezne geliyor. Kebure'ye geldiğimizde faule vezne. Verise'ye geldiğimizde e, alime alimede olduğu tarzda geliyor. Muzarilerinde değişiklik olabiliyor. Yektubu e, işte faale yef'ulu ama e, darabe yadribu'ya geldiğimizde yadribu değil de yadribu. E, Fetaha'ya geldiğimizde yeftuhu değil, yeftihu da değil, yeftahu. Alime'ye geldiğimizde ya'lemu. Yani bu e, ya'lumu da olabilirdi ama değil ya'lemu. Kebura'ya geldiğimizde yekburu. E, yekbiru değil yekberu da de değil bu şekilde. Veriteye geldiğimizde Verite yerisu e, yani yerisu değil yerasu değil. Tabi bunlar bir defa buradan dinlemekle hemen hatırda kalacak şeyler değil. Meşgul oldukça ha demek bu da bu baptan geliyor. E, rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela celese. Celese yeclisu. Bunlardan hangisine benziyor? Buna baktığımızda ikinci baptan geliyor. Darabe, yadribu gibi. Celese, Yecilisu. su. Haraca, yahrucum. E, bu hangisine benziyor? Haraca, ketebe gibi. Yektubu, ketebe yektubu. Bu baptan e, geliyor. Öte yandan eee Mesela hamide yahmedu, hamide yahmedu, alime ya'lemu gibi geliyor. Ee, Tabi nasıl geldiğini nereden bileceğiz sorabilirsiniz. Nasıl geldiğini kullandıkça öğreneceğiz. Ve bir de dile kolay gelen şeklidir. Yani ketebe yektebu da olabilirdi gerçi ama yektubu dile daha kolaydır. Darabe yadribu. Yadrubu da olabilirdi ama Yadribu dile daha kolaydır. Yani e, dile kolay gelecek şekilde bu zihinlere yerleşmiş ve nesilden nesile bu şekilde aktarılmış. Yani dilin meydana gelmesi böyle bir şey. Şimdi bunların tamamının Kur'an-ı Kerim'den örneklerini göreceğiz. Birinci olarak Ketebe Yektubu. E, burada sayfada ikisini de beraberce görebilmekteyiz. ''Ketebe yazdı Allah, ale nefsihi e, nefsine kendine yazdı, er rahmete rahmet etmeyi yazdı.'' ''Ketebe'' kitap buradan gelmekte, kitabet buradan gelmekte, ''yazdı'' anlamında. Katip yazan kişidir mesela. ''Ketebe yazdı Allah, ale nefsihi nefsine kendine yazdı.'' Arapça kullanımında ''ketebe ale ''fars kıldı'' anlamına da gelir. Ketebe ala nefsihir rahme. Allah rahmeti kendisine farz kıldı. Yani bunu bir prensip edindi. Ben rahmet ile tecelli edeceğim dedi. Ve altta ben bunu merhameti ilke edindi. Böyle ifade etmişim. Nefis kullanılıyor Türkçe'de. Ala harfi cer. Daha önce bahsetmiştik. Rahmet. Rahmet yağmura bile rahmet diyoruz. Ee, rahmet kız ismi olarak e, az da olsa kullanılmakta. Rahmet merhamet aynı kökten gelir. Ee, Türkçe gibi bir ifadedir dolayısıyla. Yani Allah kendisine rahmet etmeyi e, ilke edindi. Rahmet etmeyi kendisine ilke edindi. Münafıkların durumuyla ilgili bir ayet. Vallahu yektubu Allah yazar. Yitune, o münafıkların geceleyin ne kurduklarını ne planlar yaptıklarını yazar. Burada ketebe yazdı, yektubu yazar. E, ketebe e, mazi deniyor buna. İşte geçmiş anlamında. Ve e, Türkçe'ye mazi de geçmiştir. Yani mazi kelimesi aynen kullanılmaktadır. Arapça'da mazi, dat ile telaffuz ediliyor. Ama Türkçe'ye Z şeklinde bu e, geçmiş. Dolayısıyla e, mazi e, geçmiş anlamına gelmekte. Yektubu muzari. Arapçada mudari diye ifade edilir. Geniş zaman. Ve bunun başına ma gelir, la gelir, buralara göre lem gelir, len gelir. İleriki derslerde göreceğiz. E, buna göre e, manada farklılıklar meydana geliyor. Mesela La yektubu yazmıyor e, veya yazmaz. E, ma yiktubu, e, şu anda yazmadığını ifade ediyor. Yazmıyor. La yektubu yazmaz. Bu şekilde e, olumsuz hali başına ma veya la getirilerek yapılıyor. Ma getirildiğinde şimdiki zamanda o işi yapmadığı ifade edilir. La getirildiğinde geniş zamanda o işi yapmadığı ifade edilir. Yübeyitun beyyete yübeyitu beyt e, beyt ev demek İşte işte beytutet e, gecelemek gibi kullanılan bir ifade. Kişi geceyi evinde geçirir. Burada gece yapılan plan gibi kullanılmış. Allah o münafıkların geceni planlar yaptıklarını yazar. Yani yazar bunun hesabını sorar. İkinci olarak darabe yadribu, darabe vurdu demek, yadribu vurur. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki kullanımında e, genelde mesel ile kullanılıyor. E, darbu mesel, Türkçe'ye bu böyle geçmiştir. Darbu mesel, örnek getirmek. Darabe lekum, e, mesela e, Allah size bir misal verdi. Min enfusikum, kendinizden, kendi nefsinizden. Bir misal verdi. Yani darabe mefel, onunla kullanımını burada görmüş olduk. Yoksa e, klasik kitaplarda e, darabe zeydun amran diye bayağı anlatılır. Yani zeyd amra vurdu. Darabe fiil, e, zeyd fail, amran o da meful. Kitaplarımızda bu klasik kitaplarımızda sıkça geçer. Ancak e, biz burada Kur'an Arapçasını anlattığımızdan Misalleri Kur'an-ı Kerim'den veriyoruz. Bundan dolayı da e, bulabildiklerimizi ifade etmiş oluyoruz. Kedelike yadribullahu lemthale. Kedelike işte böyle yadribullahu Allah elmthale misaller verir. Allah işte böyle misaller verir. Üçüncü olarak yani fiilin sülasi fiillerin üçüncü görünümü fetaha yeftahu şeklinde. Fetaha açtı, yeftahu açar. Mesela fetahtul kapıyı açtım veya iftahil bep kapıyı aç bu şekilde kullanılır. Ve açma işini yapana fatih denilir. Fatiha. Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Fatih ünvanını aldı. Yoksa anasından Fatih olarak doğmadı. Fetihten dolayı kendisine Fatih ünvanı verildi. Fetahanın Kur'an'daki bir kullanımı Yahudiler işte ahir zamanda bir peygamber gelecek diye bekliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an vasıtasıyla buna dikkat çekiyor. Ee, ve bu defa Mekke müşrikleri veya e, çevredeki başka müşrikler Yahudilere soruyorlar. E, gerçekten de sizin kitabınızda ahir zamanda bir peygamberin geleceği haber veriliyor mu? Onlar da evet haber veriliyor diyorlar. Ama e, Yahudilerin bir kısmı e, buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ya sırlarımızı niye veriyorsunuz? Onu anlatan bir ayet. Etu <laughs> Etuhadditunahum. Onlara niye söylüyorsunuz? Onlara söylüyor musunuz? Bime o şeyi ki Fetehallahu aleykum Allah'ın size açmış olduğunu liyuhacukum bihi inde rabbikum Rabbinizin katında size delil olarak getirsinler diye mi söylüyorsunuz? Yani yani siz ne yapıyorsunuz? Bu sizin aleyhinize döner diye güya hatırlatıyorlar. Burada Fetahallahu aleykum. Allah sizi açtı. O anlama gelmekte. Ve bir başka ayette yeftahu şeklini görmekteyiz. Kul yecmau beynena rabbuna de ki Rabbimiz hepimizi bir araya toplar. Yecmau cem eder. Thumma yeftahu sonra açar. Beynena aramızı bil hak sonra da aramızı hak ile adaletle açar. Yani Allahu Teala'nın bizleri cem etmesi var. Bir de aramızda hüküm verip aramızı açması var. Aramızı açması, aram adaletle ayırması yeftahu ile ifade edilmiş. Dördüncü olarak alime, alime bildi demek. İlim Türkçe'ye buradan geçmiştir. Alim buradan, ulema yani nice kelimeler bu kökten türemektedir. Valime Allah bildi enne fikum sizde var da'fe bir zaaf. Da'fe buradaki datı z gibi okursanız zaaf. Allah sizde bir zaaf olduğunu bildi. Mana vermek kolay. Alime bildi. Fail Allah ama burada gizli özne olarak gelmiş. Allah bildi ki sizde bir zaaf var. Diğer ayette yalemu şekli geliyor. Vallahu yalemu. Allah bilir. Ve entum siz la talemun bilmezsiniz. Yani güzel bir örnek, kolay hatırda kalabilecek bir örnek. Vallahu yalem. Allah bilir. Geniş zaman. Ve entum siz la talemun siz bilmezsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Beşinci olarak kebora yekburu. Kitaplarımızda e, Hasüne Yahsüne örneğiyle anlatılır. Kur'an'da o hali olmadığından ben burada Kebura Yekburu'yu tercih ettim. Kebura alel müşrikine, müşriklere ağır geldi. Kebura büyük, kebir. İskender'i kebir denilir, İsk büyük İskender. Ee, Kebura büyük geldi, yani ağır geldi anlamında burada. alel müşrikine, müşriklere ma teduhum ileyhim kendisine çağırdığınız şey müşriklere e, yani kendilerini davet ettiğin şey müşriklere büyük geldi, ağır geldi. Diğer ayet Gul kûnû hicâreten ev hadide Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerle alakalı onlara de ki ister hicara taş olun ev hadide veya demir olun Ev halgam yek <mimme> yekburu fi sudurikum. İsterse gönlünüzde büyük olan başka bir şey olun fark etmez. Allah sizi diriltecektir. Bunu devamından anlıyoruz. Ve son olarak da verise yerisu verise varis oldu su <verife> varis olur. Ve verise Süleymanu Davud'a Süleyman Davud'a varis oldu. Yani Davut Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Onun saltanatına ve nübüvvetine mirasçı oldu. Hazreti Yakub'un Allah'tan bir erkek evlat talep etmesi var. İşte Ya Rabbi bana bir erkek evlat nasip et diyor. Yerithuni bana mirasçı olsun ve yerithu yine mirasçı olsun. Min e'li Yakup Yakup hanedanına da mirasçı Olsun. Bu şekilde e, altı babı görmüş olduk. Sülasi altı babı ve e, fiillerin kahir bir ekseriyeti e, belki yüzde doksanına yakını e, bu şekilde sülasi fiillere dayanmakta ve buradan başka şeyler türetilmektedir. Bunları ana hatlarıyla anladığımızda artık bundan sonrası uygulamalarda bunları görmeye çalışmak olacaktır.